Merhabalar, Seval'in Günlük Yaşamı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle içli köfteyi paylaşacağım. Meşakkatli, zor bir tarif ama bir o kadar da lezzetli. 2 baş büyük soğan doğradım. 1 fincan sıvı yağ, 3 tatlı kaşığı tereyağını kullandım. Tereyağı biraz daha katı olmasını sağlıyor. 500 gram kıymanın 400 gramını iç harcı için kullandım. İçli köfte çok zahmetli, bir o kadar da nefis bir yiyecek. Evet, şimdi baharatlarını atacağım. Bir tatlı kaşığına yakın tuz. Bir tatlı kaşığı pul biber. Baharatlar sizin zevkinize göre. Bir tatlı kaşığına yakın kimyon, karabiber bir miktar ilave ediyorum. Hepsini karıştırıyorum. Ben içli köftede ceviz kullanmayacağım. Cevizi yeğenlerim sevmiyor tatlılarda ve diğer yiyeceklerin içinde. Haşlanmış yeşil mercimek kullanacağım. Dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Bir kase, iki kase, o sizin tamamen zevkinize ve elinizde olan malzemeyle alakalı. Evet, şimdi iç harcını hazırladık. Şimdi hamurunu hazırlayacağız. 4,5 su bardağı ince bulgur kullanıyorum. Yarım su bardağından biraz fazla irmik kullanıyorum. Karıştırıyorum şöyle bir kaşıkla. Daha sonra ortasını açıyorum. 1,5-2 su bardağına yakın sıcak suyu döktükten sonra şöyle kaşıkla karıştırıyoruz. Evet, hamurumuz kenarda dururken bir baş soğanı rendeliyorum. 2 yumurta kullanıyorum. 100 gram kıyma, 1 yemek kaşığı acı biber salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığına yakın tuz, çünkü iç harcına da kullanmıştık, 1 miktar karabiber. Hepsini artık yoğurabiliriz. 4 kaşık da un ilave ediyorum, yemek kaşığı. Şimdi yoğurma işlemine geçiyoruz. Elimizi ıslata ıslata, yavaş yavaş, yani yarım saatimiz alabilir. Sanki çiğ köfte gibi yavaş yavaş sabırla yoğuruyoruz. Biraz yorucu oluyor ama yorulmaya değer bir tat, bir lezzet. İyice yoğuruyoruz çiğ köfte gibi. Elimizi ıslatmaktan hiç korkmayalım. Belki bir hamur elde edene kadar elimizi ıslata ıslata yoğuruyoruz. Evet, hamurumuzu elde ettik. Şimdi yine elimizi ıslata ıslata parmağımızla oyarak, elimizi ıslatmaktan hiç korkmayalım. Evet, iyice inceltiyoruz hamurumuzu. Yumurta büyüklüğünde, ceviz büyüklüğünde, onlar o büyüklüğü size bağlı. Evet, ben iki şekilde kapama işlemi göstereceğim. Bir bu şekilde, yine elimizi ıslatarak oval şekilde köftelerimizi hazırlıyoruz. İyice inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Elimizi de ıslatalım sürekli. Bu şekilde yana doğru kapatma oluyor. Şöyle, evet. Bu şekilde kapatıyoruz. Bir de bu şekilde göstereceğim. Yine oynuyoruz için. İnceltebildiğimiz kadar inceltiyoruz. İç harcımızı koyuyoruz. Soğuyan iç harcımızı. Ucundan ıslat ıslatıp düzürerek uç kısmını kapatacak şekilde yapıyoruz. Evet. Bu şekilde köftelerimizi hazırlıyoruz. Daha sonra kızartma aşamasına geçeceğiz. Muhteşem bir lezzet, denemenizi tavsiye ediyorum. Bütün bayanların da başaracağını inanıyorum. Şimdi yağda kızartıyoruz. Sonra servis tabağına alıp servis yapacağız. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımı takipte kalıp, abone olup, izlemeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Başka bir tarifte görüşmek üzere.